Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Mart 2024 itibariyle elektrik sarfiyatımızdan bahsedeceğim. Özellikle ısı pompasına kadar harcadı, doğalgazla ısınmanın bedeli neydi? Güneş enerjisi ne kadar elektrik üretti? Bize ne kadar katkı sağladı? Bütün bunların hepsini sizlerle hızlıca bu videoda paylaşacağım. Bakıldığında ısı pompasıyla başlamak istiyorum. Mart 2024 ayında totalde 600 kWh'lik bir elektrik sarfiyatı gerçekleştirmiş. Sıcak su ihtiyacı dahil, bina ısıtması dahil 600 kWh. Burada neyi yaptık, ısıttık? Bodrum katımız, izolasyonlu bir bodrum katımız var. Ve dükkan katı izolasyonsuz, bol camlı bir dükkan katı toplamda 120 metrekare olarak düşünebilirsiniz. Burayı ısıtmak ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için toplamda 600 kWh'lik bir elektrik harcaması yapmışız. EPDK'nın fatura hesaplama modülü var. Çok faydalı bir aslında modül. Birçok videomuzda da bahsettim ondan size. 600 kWh'i direkt olarak faturaya çevirsek yani bir evde sadece 600 kWh elektrik harcadığımızı düşünürsek ne kadar fatura gelir? 1171 TL olarak EPDK'nın bu modülünden 1171 TL rakamını ortaya çıkarttık. Yani ısı pompası Mart 2024 itibariyle 1171 TL'lik bir elektrik faturası bize çıkartmış. Peki benzer metrekareye 120 metrekare ve izolasyonlu evimizde doğalgaz kullanarak ne kadarlık bir fatura ödedik? Doğalgaz faturamız da 965 TL olarak geldi. Yine ısınma ve sıcak su içerisinde dahil fiyat. Birbirine yakın değerler olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak şöyle bir yaklaşım da var. İşte ısı pompası çok pahalı bir sistem. Doğalgaz çok uygun fiyatlı bir sistem. Yani neden ben o kadar fazla para vereyim ki gibi bir yaklaşım da var. Burada şuna bakmak lazım aslında. Biz hep işin Yeni bir ekosisteme geçiyoruz, enerjimizi kendimiz üretiyoruz, evimizi şebekeden bağımsız hale getiriyoruz diye hep lanse ediyoruz bu konuyu. Ve e, hakikaten de öyle depolamalı ünitemiz, elektrikli araç şarj istasyonumuz, yağmur suyu toplama, binanın ısıtılması, serinletilmesi bunların hepsi ısı pompasıyla yapıldığı için e, elimizde aslında kendi kendine yeten bir ev modeli yapmak var. Amaç bu. O yüzden kombiden daha fazla para vererek bir ısı pompası yatırımı yapmak gerekiyor. Bazı bölgelerde hiç doğalgaz olmuyor ve orada zaten konforlu bir ısınma için doğalgaz yerine olmayan yerde ısı pompası kullanıyoruz. Aslında bu yaşam biçimini değiştirmenin bedeli olarak da biraz belki düşünülebilir. Ama hani düz mantık bakacaksak eğer ben kombi var, doğalgaz zaten varsa niye ısı pompası alayım? Almam. Burası daha uyguna geliyor. Bu tartışılabilir. Yani fikirlere de saygı duyuyoruz o açıdan ama Burada ısı pompasıyla kendi ürettiğimiz enerjiyle bunu sağlamak, desteklemek gerçekten farklı bir e, evimizi farklı bir boyuta eviriyor. Peki e, güneş enerjisi ne yapmış Mart 2024'te? 3 kW'lık kısımdan bahsedeceğim size. Çünkü diğer kısım e, bataryalı sistemimizle ilgili oluyor. Orayı kafa karıştırmamak için detaylıca vermiyorum. 3 kW'lık güneş enerjisi santrali Mart'ta yaklaşık olarak 329 kWh'lik saatlik bir elektrik üretimi gerçekleştirmiş. Hatırlarsanız belki bu videoyu izle yeni izleyenler için de şöyle hatırlatayım. Aralık ayı, Ocak ayında ısı pompasının harcadığı enerjinin sadece %10'unu güneş enerjisinden karşılayabiliyorduk. Küçük bir sistemdi çünkü. Bakıldığında Mart'a geldiğimizde tabi sarfiyatlar azaldı ve elektrik üretimimiz arttı. Şu an neredeyse %50'sinden fazlasını güneş enerjisinden sağladığımızı söyleyebiliriz. E, güneş enerjisi Mart 2024'te ısı pompasının harcadığı elektriğin %50'sinden fazlasını tek başına karşılayabildi dersek yanlış olmaz. Peki e, bu enerjiyi nasıl kullandık onu da kısaca bahsedeyim size. 329 kWh'in saatin yaklaşık 76 kWh'ini hemen üretir üretmez evin içerisinde harcadık. Tabii bazılarının kafası karışabilir. Şöyle söyleyeyim depolamalı sistem haricinde bağladık ısı pompamızı ki bataryalardan ısı pompası çok fazla enerji çekip onu yormasın diye. Bağlantı şeklimiz o yüzden farklı. Ondan dolayı ürettiğimiz enerjinin 76'sını hemen harcamışız. Geri kalan fazlalık olan kısmı 250 kilovat saati yaklaşık 250 kilovat saati şebekeye vermişiz. Faturada da çok net bir şekilde aslında şeyi söylüyor. Senin sarfiyatın normalde 730 kilovat saat. Sen bunun işte 250 kilovat saatini şebekeye vermişsin. 250 kilovat saati şebekeye verdiğinde faturada ne kadar azaltma oldu? Ne kadar tasarruf salladık? Onu da söylemiş bize fonlar, vergiler dahil 385 TL'lik bir faturayı aşağı çekme durumu söz konusu olmuş. Buradan da şunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. 1 saat elektrik yaklaşık 1,5 TL'lik bize bir avantaj sağlamış vergiler fonlar içerisinde dahil fiyatla 1 saate 1,5 TL diyebiliriz. Tabii bizim bölgemizde dağıtım bedeli faturası yıllık olarak geliyor. Bununla ilgili de video yapmıştım size. Yıl sonunda geliyor daha doğrusu. Ve orada da aslında bu 1,5 TL'nin içerisinden belki yarısı hatta yarısından fazlası bile dağıtım bedeli olarak bizden kesilecek. O yüzden elektrik satarak çok para kazanayım, büyük büyük güneş enerji santralleri kurayım yaklaşımı meskenlerde çok doğru bir yaklaşım değil. Ama hani şunu da söyleyebilirim. Eğer ben elektrikli araba alacağım, ısı pompası alacağım, yazın ve kışın inanılmaz sarfiyatlarım olacak diye düşünüyorsanız eğer tabii ki o zaman büyük bir güneş enerji santrali olabildiğince büyük tabii çatı alanımızın, sözleşme gücümüzün el verdiği oranda büyük bir güneş enerji santrali kurmak mantıklı olacak. Yani buradan özetle şunu söyleyebiliriz. 1 saat elektrik satışı bize bugün itibariyle 1,5 TL'lik bir fayda sağlamış oldu. Faturamızı aşağı düşürdü. Ama dağıtım bedeli gelince de bu 1,5 TL'de yine güneş görmüş buzullar gibi eriyor olacak. Evet aslında Mart ayını hızlıca özetlemeye çalıştım size. Aklınıza takılanlar olursa burada söylemeyi unuttuğum bir sürü detay var çünkü. Lütfen yorum kısmına yazın. Memnuniyetle cevaplamak isteriz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur bir sonraki ayda farklı bir video ile yine birlikte olacağız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.